1918'de Kafkas İslam Ordusu'nun komutanı olarak Bakü'yü kurtaran, Cumhuriyet döneminde ise kurduğu fabrikalarla Türk savunma sanayinin öncüleri arasında yer alan Nuri Paşa Azerbaycan'da anıldı. Vefatının 75. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında milletvekilleri ve akademisyenler Nuri Killigil'in hayatından kesitler paylaştı. Bakü Fatihi Nuri Paşa vefatının 75. yıl dönümünde anıldı. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi tarafından Bakü'de anma programı düzenlendi. TÜRPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, 1918'de Osmanlı Devleti'nin Azerbaycan'ın çağrılarını yanıtsız bırakmadığını ve yardıma koştuğunu belirtti. Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan halkının gönlünde ebedi yer tuttu. Onların şücaati, ebedi ve sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin daha bir parlak örneğini kızıl harflerle tarihin yaddaşına hak etti. Nuri Paşa'nın kahramanlığı iki halkın ortak tarihinde şerefli kardeşlik sahifesine çevrildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'de kazandığı zaferin İstanbul ve Bakü'yü kontrol altında tutmak isteyen güçleri hüsrana uğrattığını söyledi. Tarihe baktığımızda tarih penceresinden alacağımız çok dersler var. Bu derslerden en önemlisi de tarihin her döneminde vekalet savaşlarının yaşandığıdır. Burada Ermenilerin kimler tarafından kullanıldığı, kimlerin vekili olarak Azerbaycan'da, Kafkas coğrafyasında katliam yaptıklarını çok iyi anlamak lazım. TÜRPA'dan Osman Mesten'de Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'a gelerek kardeşlerine yardımda bulunmasının iki ülke arasındaki kardeşliğin en büyük nişanelerinden olduğunu söyledi. Nuri Paşa'nın savunma sanayinde de oynadığı rolü hatırlattı. Nuri Paşa ile ilgili filmin gösterildiği etkinlik Türk ve Azerbaycanlı akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.